Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlar düne göre daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişimin olduğu bir ülkede yaşıyoruz demiş. Çok şükür. Evet, hayat pahalılığı vardır. Ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Neye ulaşabiliyormuş? Dün Et Balık Kurumu'nda %48 zam olduğunda o dükkandan ağlaya ağlaya çıkan vatandaş erişebiliyor muymuş ete? Bu ciddi bir itiraf, önemli bir itiraftır. Ondan çok emin değilim Sayın Cumhurbaşkanı. Yani insanlar kuyruklarda. Hayata saraydan bakmakla hayata sokaktan bakmak arasındaki farkı görüyoruz Cumhurbaşkanı açıklamasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın ve muhalefetin her fırsatta dile getirip yakındığı hayat pahalılığını kabul etti. Ama vatandaş az da olsa istedikleri her ürüne erişebiliyor diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz. Bu pahalılık varsa, milletin tenceresi boşsa, cebi boşsa kim bunu bu hale getiren? Bu ülkeyi yönetemeyen hükümet. Şunu diyor açıkça: zenginsen Türkiye'de iyi yaşarsın. Fakirsen, işçiysen, memursan daha az kullanmak zorundasın. Muhalefet Erdoğan'ın sözlerine hem itiraf dedi hem de vatandaş istediği hiçbir şeyi alamıyor. En temel ürünler için dahi kuyruklarda bekliyor. Açlıkla, parasızlıkla boğuşuyor diyerek ses yükseltti. Hayat pahalılığı ve az da olsa her ürüne erişebilmenin faturasını iktidara kesti. Cumhurbaşkanı haklı. Bu memleketin tepesine çökmüş %1'lik zengin bir azgın azınlık var. Onlar istedikleri her şeye ulaşıyorlar. Zaten onlar istedikleri her şeye ulaşabildiği için milyonlarca insan açlık, yoksulluk ve sefalet çekiyor. Tam böyle otoriter ülkelerde, totaliter rejimlerde olduğu gibi halkın çok küçük bir kısmının her şeye ulaştığı, mutlu mesut yaşadığı, geri kalanının ise perişan olduğu bir ülke hayal ediyorlardı ve sonunda muratlarına ulaştılar. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Yalan söyleyerek, milleti kandırarak oyu devşirmeye çalışıyorlar. Ama millet artık pazara gitti, markete gitti, gerçekle karşılaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, millet görüyor dedi, hayat pahalılığına sömürü haline geldi dediği faiz eleştirilerini ekledi. Diyorlardı ya, naz, faizi ödemek günahtır, faizi sıfırlayacağız. 68 milyar 249 milyon dolar yabancı ödedikleri faiz. 84 milyon kişi bir avuç kişiye mahkum ettiler. Bunlar devleti mi yönetiyor? Devleti yönetmiyorlar. Bunlar başka bir işin peşindeler. Türkiye'yi bir sömürü alanı haline getirdiler.